Bir de onun ikinci kısmında sosyal tesis modülündeki hesaplardan bahsedelim. Hesap planına baktığımızda çok fazla hesap olduğunu göreceksiniz. Bakın 100'den başlamak suretiyle devam ediyor. Ta 630-99'a kadar ilerleyen hesaplar var. Bunlar kesinlikle gözünüzü korkutmasın. Bu modüldeki hesaplar bütün sosyal tesisler, Türkiye'deki bütün sosyal tesisler, işte çocuk kulüplerinden anaokullarına, öğretmen evlerine, yemekhanelere kadar bütün sosyal tesisler düşünülerek hazırlandığında bayağı ayrıntılı. Tabii siz bu hesaplardan sadece işinize yarayanları kullanacaksınız. Öncelikle hesaplara geçmeden önce şunu belirteyim. Bu hesapların yanında yazan borç ve alacak kavramlarına takılmayın. Bunlar diğer kısımlarda detaylarıyla, ayrıntılarıyla açıklanacaktır. Ben hesapların kullanımıyla alakalı birkaç tavsiyede bulunayım. Hem de bu arada genel hatlarıyla hesapları görmüş oluruz. Burada benim ilk tavsiyem kesinlikle kasa hesabını kullanmayın. Bütün para transferlerinizi banka hesabından yapın. Hatırlarsanız işte 5018 sayılı kanun, bir önceki videoda 5018 sayılı kanundan bahsetmiştim. Bu kanunun en önemli özelliklerinden bir tanesi şeffaflık. Bu kanun kapsamında arkadaşlar kimseden elden para almayın veya elden ödeme yapmayın. Yapmış olduğunuz bütün ödemeler muhakkak banka aracılığıyla yapılsın. Tabii banka aracılığıyla yapılmasının da olumsuz yanları var. Şimdi merkezde bulunan bir anaokulu için problem yok. Zaten hemen hemen çoğu merkezde hiçbir banka yoksa bile Ziraat Bankası vardır. Bütün işlemlerinizi oradan yapabilirsiniz. Ama özellikle beldelerde bankaya rastlanmıyor. Burada veliler bu manada sıkıntı çıkartabiliyorlar. Hiç sorun değil. Sizler velilerin vermiş olduğu paraları elden alın ama en toplamış olduğunuz o verileri diyelim ki bir hafta belirleyin. İşte her ayın işte 15 ile 20'si arasında toplayın o aidatları. Topladıktan sonraki ilk iş gününde, yani işiniz bittikten sonra bir herhalde yarım saat, bir saat bir yolculukta bir bankaya ulaşabilirsiniz. Götürüp o bankaya yatırın. İkinci bir husus bana söylenen, hocam işte tamam bizim olduğumuz yerde şey var, bizim olduğumuz yerde banka var ama yapmış olduğumuz her işlem için banka bizden havale veya EFT ücreti alıyor. İşte o da benim bildiğim kadarıyla 19.500 vergisiyle beraber 20 lira gibi bir para alınıyor. Yani zaten zar zor para topluyoruz. Okulun da bu kadar ihtiyaçları varken bu parayı niye götürüp bankaya verelim diyorlar. Arkadaşlar bunun da yolu internet bankacılığını kullanmak. Sizler hesabınızın, anaokulunun hesabının olduğu bankaya gidin. Onlar size bir şey verecekler. İnternet şube şifresi verecekler. Zaten büyük bir çoğunluğumuz akıllı telefonlar kullanıyoruz ve mobil uygulamalarla buradan para aktarımı, havale ve EFT yapmak son derece kolay. İkinci bir husus, burada çok sık olmamakla beraber POS cihazı kullanan anaokulları var. İşte geliyor veli, kredi kartından aidatını yatırıyor. Kredi kartıyla eğer aidatları tahsil ediyorsanız, kredi kartından çekim yaptırıyorsanız kullanacağınız hesap 109. Banka kredi kartlarından alacaklar hesabı. Bu hesabı kullanmak durumundasınız. Yine ilerleyen videoda örnek uygulamada gelirlerden alacaklar hesabı var. Bundan özellikle bahsettim. Burada mesela şöyle bir şey oluyor. İşte veli gelip o ay için ödeme yapamayacağını, aslında o ayda yapması gereken ödemeyi daha sonra yapacağını söylüyor. Yani bizim eski şeyle veresiye. Burada da yine kullanacağınız hesap 120, gelirlerden alacaklar hesabı. Benim en sık karşılaştığım hatalardan bir tanesi değerli hocalarım, stok grubu hesaplarının kullanılması. Şimdi başında 15 olan hesaplara biz muhasebede stok grubu hesapları diyoruz. Burada dikkat ederseniz kırtasiye malzemesi var. Mesela 151.00 kırtasiye malzemesi var. 630, bakın
3-2-1-1 yine kırtasiye alımlarından bahsediyor. Peki burada genelde sıkıntı işte normalde kullanmanız gereken hesap 630 3211 kırtasiye alımları hesabı. Bir kırtasiye ödemesi yaptığınızda kullanmanız gereken hesap bu. Ama genelde işte hocalarımız ilk hesap ekle kısmından bakıyorlar. İşte yukarıdan aşağıya doğru geldiğinde kırtasiye alımları olarak görüyor. Bu biraz muhasebesel bir kavram. Yani muhasebe tekniğini ilgilendiren bir kavram. Ben çok da bu kavramla kafanızı karıştırmak istemiyorum. Ama kısaca yani tek cümleyle söyleyebileceğim şey başında 15 olan hiçbir hesabı kullanmayın arkadaşlar. Onun dışında burada 25 grubu bizim demirbaş olarak nitelendirdiğimiz hesaplar var. İlerleyen örnek uygulamamız olacak ilerleyen videolarda. O uygulamada demirbaş satın alındığında bu hesapların nasıl kullanılacağına değineceğiz. Onun dışında burada özellikle belirtmek istediğim genelde anaokulları tarafından kullanılmayan bir hesap, amortismanla alakalı bir hesap. Buna da yine ilerleyen kısımda muhasebe ile alakalı birkaç ufak bilgi vereceğimiz videomuzda orada amortisman konusunda özellikle bahsedeceğiz. Onun dışında şurada diğer çeşitli borçlar hesabı var. Bu da herhangi bir sebeple okulumuz dışarıya borçlanabilir. Ne bileyim mesela bir kırtasiye temizlik malzemesi alımı yaparsınız. O an için paranız yoktur. Alırsınız, getirirsiniz, kullanırsınız. Daha sonraki süreçte ödersiniz. Burada kurumunuz dışarıdaki üçüncü şahıslara borçlandığında kullanacağınız hesap 329 diğer çeşitli borçlar hesabı. Yine buradaki hesapların KDV ile alakalı hesapları, daha doğrusu vergi ile alakalı hesaplar 36 grubunda yer alıyor. Bunları kullanmayacağınız için geçiyorum. Şurada 509 hesap var. Bu 5 senenin sonunda kullanmanız gereken hesap. Yine ilerleyen konularda buna değineceğiz. Onun dışında N1, N2, N3, N4, N5 bunlar yine en fazla sorulan, bizlere en fazla sorulan hususlar. Örnek uygulamada yine bunlara değineceğimizi belirteyim. Onun dışında burada gelir hesapları ve gider hesapları var. Bir sonraki videomuzda gelir kavramından, gider kavramından bunların ne olduğundan bahsedeceğiz ama en sık kullanılan, daha doğrusu bütün ana sınıfların otomatikmen kullandığı hesap eğitim hizmetlerine ilişkin gelirler. Bu hesap hemen hemen bütün anaokullarının hesap planında var. Mizana baktığımızda hepsinin mizanında bu hesabı görüyoruz. Yine dikkat ederseniz burada kullanılan diğer giderler var. Şimdi bazen bize şöyle soru da geliyor. Hocam tamam hani bunlar gelir hesabı. İşte dediniz 600 nolu hesaplar gelir hesabı. Bana öyle bir gelir geldi ki ben buradan bakıyorum. Burada baktıklarımın içerisinden hiçbiri değil. Burada kullanacağımız hesap işte arkadaşlar yukarıda tanımlanamayan diğer çeşitli gelirler hesabı. Yani bir gelir elde ettiniz ve şuradan 603.1.1.99'dan başlamak suretiyle aşağıya doğru geldiniz. Şuradakilerin hiçbiri değilse, buradakilerin hiçbiri kapsamıyorsa kullanacağınız hesap yukarıda tanımlanamayan diğer çeşitli gelirler hesabı. Bir diğer aynı husus gider hesapları için de söz konusu. Burada dikkat edin gider kalemleri verilmiş. İşte temizlik malzemesi alımı, elektrik alımı, ne bileyim spor malzemesi alımı. Diyelim ki bir gider yaptınız. Öyle bir gider oldu ki ben örnekte kullanmıştım. Mesela oyuncak aldınız. Tamam, o oyuncağı burada hangi hesaba yazacağım? Bakıyorum, bakın dikkat edin. Yukarıdan aşağıya geldiğimde hızlıca hemen geçeyim ben. Oyuncakla alakalı herhangi bir hesap göremedim ben. Oyuncakla alakalı herhangi bir hesap yoksa o zaman kullanacağım hesap yukarıda tanımlanamayan diğer giderler hesabı. Benim size tavsiyem zorunlu değil ama yaparsanız çok şık olur. Yukarıda tanımlanamayan diğer giderler veya yukarıda tanımlanamayan diğer gelirler hesabını kullandığınız zaman bir tutanakla işte ben filanca tarihte filanca şekilde bir gelirim oldu veya gider yaptım.
sosyal tesis modülünde bu giderler.